Herkese merhabalar. Ben Yakın Kampüs'ten Erol Mesut Kün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 21. ayağı olan spam ve çoklu komut ibareleri üzerine gideceğiz. Dolayısıyla her zaman yaptığımız gibi editörümüzü açalım ve HTML, body ve head kısımlarını yaratalım. Buna ek olarak CSS konusunu ele aldığımız için head'in içine style'ı yaratmayı da unutmayalım. Sol taraftaki gibi ortasında resim olan, imaj olan bir tane dosya bizi karşılayacaktır. Şimdi yapmamız gereken ilk şey bir header yaratmak olsun. Body kısmına geliyorum. H1 yani header 1'i açıyorum. Yakın Kampüs sitesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz İbaresini bırakıyorum. Sonra da H1 ile kapatıyorum. Ve dosyamı save ediyorum. Sol tarafta başlığımın oluştuğunu görüyorum. Aşağısına. Şimdi buraya gelip paragraf yazıyorum. Paragraf aç yazıp. Yakın Kampüs sitesinin özellikleri yazıp iki nokta bırakıyorum. Sonra da P yani paragrafımı kapatıyorum. Ve dosyamı save ediyorum. Sol tarafa geldiğim zaman reload edip şu ana kadar yazdığım kodun neticesini görebiliyorum. Şimdi bugün göstermek istediğim ilk komut. Diyelim ki hem header'da hem de paragrafta aynı özellikleri vermek istediğiniz kodlar yazacaksınız. Dolayısıyla bunu iki defa yazmaktansa sadece bir işaret koyarak aslında aynı komutları birden fazla obje için kullanabiliyoruz. O da şu şekilde. Diyelim ki hem başlığımda hem de paragrafımda yazı tipimin kalibri olmasını istiyorum. Dolayısıyla font yazıyorum, family yazıyorum, iki nokta üst üste koyup kalibri yazıyorum, noktalı virgülle bitiriyorum. Aynı zamanda renginin de kırmızı olmasını isteyelim, color yazdım. Ya da renginin de mavi olmasını isteyelim, color yazdım, blue yazdım. İki nokta üst üsteden sonra blue yazıp virgül koyduktan sonra, noktalı virgül koyduktan sonra parantezimi kapattım. Diyelim ki bu özellikleri header için tanıtmak istiyorum. Dolayısıyla başına header 1 yazmam gerekiyordu. Ama aynı şeyleri paragraf için de yazmak istiyorum. Dolayısıyla yapacağım tek şey H1'den sonra virgül koyup P yazıp dosyamı save ettiğim zaman ve sol tarafa gelip sayfamı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi multiple yani çoklu komutları böylelikle kolayca yazabiliyorsunuz. Bugün göstermek istediğim ilk komut multiple komutuydu. Yani virgül komutuydu. Şimdi göstermek istediğim ikinci komut span komutu. Diyelim ki yakın kampüs sitesinin özellikleri yazısında sadece sitesinin olan şu an imlecimle çizdiğim kısmın değişmesini istiyorum. Eğer paragrafla ilgili bir şey tanıtırsam o zaman bütün satır değişecektir. Dolayısıyla bunun için özel bir XHTML ve CSS komutu kullanacağım. O da span komutu. Diyelim ki sitesinin kelimesinin farklı bir renkte gözükmesini istiyorum. Dolayısıyla yapacağım şey sitesinin başına gelip span yazıyorum. Sonra da sitesinin sonuna gidip aynı span'i kapıyorum. Şimdi sitesi için hangi özellikleri tanıtmak istediğimi önce karar verelim. Diyelim ki sitesi kelimesi kırmızı renkte yazılı olsun. Aynı zamanda altı çizili olsun ve bold olsun. Bunu yapmak istediğim zaman yine CSS için, CSS komutu yazacağım için iki style tag'in arasına geliyorum. Buraya span yazıp parantezimi açıyorum. Ne demiştik? Renginin kırmızı olmasını istiyoruz dedik. Color red. Kalın olmasını istiyoruz dedik. Font weight bold. Ve aynı zamanda alt çizgili olmasını istiyorum dedim. Onun için de text decoration yazıp iki nokta üst üste koyup underline yazıyorum. Noktalı virgül koyup parantezimi kapatıyorum. Şimdi sol tarafa gelip sayfamı öncelikle sağ tarafta editörümde kaydedip sol tarafa gelip sayfamı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi kırmızı renk oldu. Aynı zamanda bold oldu ve altı çizili oldu. Daha da farklı gözükmesi için isterseniz font family'yi de değiştirelim. Font family'ye de gelelim. Tahoma yazalım. Tahoma yazdım. Noktalı virgül yaptım. Save ettim ve sol tarafa gelip sayfamı güncellediğim zaman sitesinin ibaresinin aynı zamanda yazı karakteri değiştirdiğini gördüm. Dolayısıyla span komple bir paragrafın ya da komple bir başlığın ya da artık hangi durumda kullanıyorsanız komple bir liste elementinin ya da tablo elementinin etkilenmesindense o özel iki span arasına gelen yerin yani bizim örneğimizde sitesinin kelimesi iki span yer arasına gelen yer yukarıda tanıttığım özel durum altında etkilenmesini sağlıyor. Bu bugün göstermek istediğim ikinci komuttu. Şimdi en son bugünkü dersimizi bitirmeden önce üçüncü bir komut daha göstermek istiyorum. Şimdi buraya hemen bir liste yaratalım. Dolayısıyla unordered list yazıyorum. Her liste elementi için li komutu koyacağım. Listenin üstünde yakın kampüs sitesinin özellikleri yazıyor. Dolayısıyla şöyle yapalım. Yakın kampüs sitesi yenilikçi olsun. Listeyi kapatıyorum.
Şimdi böyle birçok element yaratacağım için hemen satırımı kopyaladım. Ctrl C ile ya da siz de sağ klikle gelip copy diyebilirsiniz. Aşağıya gelip yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum, yapıştırıyorum, yapıştırıyorum. İkinci liste elementim anlatımlı olsun. Üçüncü liste elementim kaliteli olsun. Dördüncü liste elementim ılımlı olsun. Beşinci elementim natürel olsun. Altıncı elementim kapsamlı olsun. Kapsamlı oldu. Yedinci elementim araştırmacı olsun. Sekiz maliyetsiz. 9 pratik, 10 üretken ve 11 de sınırsız olsun. Şimdi dosyamı kaydediyorum. Sol tarafta güncellediğim zaman gördüğünüz gibi yakın kampüs sitesinin özellikleri sıralandı tek tek. Bir önceki derste gördüğümüz gibi bu listemizi de istersek farklı şekillerde borderler olsun ya da başlarındaki buradaki bullet noktalarını değiştirmek olsun. Bu tarz farklı komutlarla listemizi güncelleyebiliriz. Fakat benim göstermek istediğim farklı bir şey var. O da şu. Listemizin her elemanının ilk harfini değiştirmek istiyorum. Bunu yapmam mümkün mü? Mümkün. Bunun için de yine CSS komutu kullanacağım. Şimdi yine iki strategi arasına geliyorum. Neyin ilk elemanlarını değiştireceğim? Li'nin yani liste elemanının. Dolayısıyla buraya li yazıyorum. İki nokta üst üste koyup first letter yani İngilizce bilenler ilk harf yazıyorum. First letter'dan sonra parantez açlayıp color iki nokta üst üste red yazıyorum. Noktalı virgül yapıyorum. Aynı zamanda puntosu da büyüsün. Font size iki nokta üst üste 25 yazalım. Noktalı virgül koyalım. Aynı zamanda font style kalibre olsun. Bunu da yazıyorum. Bunun dışında font weight de bold olsun. Noktalı virgül koyuyorum. Parantezimi kapatıyorum. Editörümü save ettiğim zaman sol tarafa geliyorum. Reload yaptığım zaman gördüğünüz gibi buradaki her elemanın, her liste elemanının ilk harfi burada belirttiğim kırmızı renkte, 25 puntoda, kalibri fontunda ve bold olarak gözüktü. Gördüğünüz gibi bunlara İngilizce'de pseudo comment deniyor. Sadece first letter değil, aynı şekilde eğer bu uzun bir paragraf olsaydı bunun ilk satır için first line gibi çeşitli farklı komutlarda kullanabiliyorduk. Bunlar özel komutlar. Bunları bilmek durumunda değilsiniz. Fakat bunlar bayağı işimizi kolaylaştırır. Diyelim ki her elemanın ilk harfini değiştirmek istiyordunuz ama bu komutu bilmiyordunuz. O zaman yapacağınız bir şey vardı. Span komutunu kullanıp tek tek elinizle buraya span yazıp da yapabilirdiniz. Ama onu yapmaktansa gördüğünüz gibi bir satırla aynı işi yapabildik. Bu arada akrostişe de dikkat edelim diyorum. Bugünkü videomda 3 tane şeye değinmek istemiştim. Birincisi multiple comment yani çoklu comment. Onu virgülle aynı özellikleri, aynı CSS komutlarını kullanmak istediğim iki farklı eleman arasında sadece virgül koyarak yapabileceğimi gösterdim. Sonra span komutunu kullandık. Span komutunda diyelim ki uzun bir satırda, uzun bir paragrafta sadece küçük bir kısmın etkilenmesini istediğimiz yere span koyduk. Bu span kelimesi özeldir. Yani bunun yerine başka bir şey koyamıyoruz. Atıyorum kendi isminizi mesela Mahmut, Ahmet gibi kendi isminizi koyup bu şekilde yapamıyorsunuz. Span özel bir ibaredir. Özel bir komuttur. Üçüncüsü de first letter yani pseudo dediğimiz işimizi gayet kolaylaştıran bazı özel komutlardan sadece bir tanesini öğrendik. Bunun gibi birçok farklı komut var. Dediğim gibi ilerleyen derslerde bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi dersin bitirmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu like ederek ve eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.